Meşhetteki alimlerden birisidir. Kendisi de peygamber evladı Seyyid Muhammed Bagır Damğani. Hastalığa yakalanmıştı. Verem hastalığı. Vereme çarenin olmadığı dönemlerde. Meşhed ahalisinden, Meşhed halkından değerli alimlerden bir tanesi Hacı Şeyh Mücteba Gazvini. Hacı Şeyh Mücteba Gazvini adında bir alim diyor ki çok hastaydı ve de biz bunun halinden haberimiz vardı ve de kendisi için çok üzülmekteydik. Bir gün yanıma ziyarete geldi ve de baktım gördüm ki hali durumu çok güzel, yerinde, sağlıklı bir şekilde. Şaşırdım ve de sordum, dedim ki sana ne oldu? Çok iyi görünüyorsun. Dedi hamdolsun iyiyim, hiçbir hastalığım yok. Dedim veremin ne oldu? Sen çok aşırı derecede hastaydın, çok ağır hastaydın. Ne oldu sana? Diyor ki o hasta alimle bir gün kalktım ve de öksürünce baktım gördüm ki ciğerlerimden ağzıma kan geldi. Çok üzüldüm aşırı derecede. Sonra da yakın dostlarımızdan, tanıdıklarımızdan birisi olan Ayetullah Garevi'nin yanına geldim. Diyor ki o da benim bu halimi görünce o da çok üzüldü. Üzülünce bana dedi ki senin kendin seyyid değil misin? Sen bir seyyid olarak niye ağandan şifanı istemiyorsun? İmam-ı Zaman aleyhisselama en yakın olanlardan birisi de sensin. Akrabalığınız var. Sen de seyyidsin, o da seyyid. Niye İmam-ı Zaman'dan istemiyorsun? Senin kendin eğer canı gönülden istersen ağa da sana şifa verecektir. Git iste, git yalvar ona. Diyor ki bana o kadar sohbet etti ki beni dolduruşa getirdi. Gözlerimden yaş akmaya başladı ve de başladım yavaş yavaş İmam-ı Zaman aleyhisselam ile İmam Mehdi aleyhisselam ile sohbet ede ede İmam Rıza aleyhisselamın türbesine gittim. Diyor durmadan diyorum ki ya İbn-el Hasan, ya sahibiz zaman, ağacan. Türbeye girdim, türbenin işte o ilk bölümleri var ya, bahçeleri. Diyor oraya girdiğimde baktım gördüm ki etrafta hiç ziyaretçi yok. Yani her zamankinden çok çok nedir? Bir iki kişi sağda solda görülüyor. Her zamanki kalabalık yok. Çok şaşırdım. Sonra bir grup 3-5 kişi baktım ki hızlıca geldiler ve de önüme geçtiler. İlerlerken yanımdan geçen bir tanesi dedi ki Seyyid, o önde giden var ya, o İmam-ı Zaman'dır. Diyor ki öyle deyince ben çok halim daha harap bir hale geldi ve de biraz ağlamaklı bir şekilde dedim ki ya İbn-el Hasan, ya sahibiz zaman. Diyor ki o yüzünü böyle çevirdi, sadece bana bir baktı ve de gülümsedi. Bakıp gülümsedikten sonra yoluna devam etti, İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin içerisine girdiler. Diyor ki ben orada kala kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Orada durdum, arkasından öylece baktım. Aradan bir zaman geçtikten sonra kendi kendime fark ettim. Baktım ki artık öksürmüyorum. Halim de kötü değil. Sonra fark ettim ki iyileşmişim. Sadece İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın bir bakışıyla şifa buldum. Müminler, İmam-ı Zaman'ın bir bakışı her şeye yeter. Yusuf-ı Zehra'nın bir gülüşü her şeye yeter. Yeter ki bizler ona layık olabilelim. Onun razı olduğu kimselerden olabilirsek, onun bir bakışı da bizim her türlü derdimize, her türlü sıkıntımıza yetecektir inşallah.